Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım, nasılsınız? Hoş geldiniz efendim, sağ olun. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Saygılar, sağ olun. Hoş geldiniz. Sayın Bey hoş geldiniz. Tabii idareci olmak da kolay. Önde gitmek de kolay. Teşekkür ederiz. Ben sana telefon açtım ama sen seçildin. Biz sana gelip hayırlısın demek koyduğumuzun borcu. Bizden uzak durmayacaksın. Bizi takip edeceksin. Yaptık diye bir gidelim uzak durmayacaksın. Yakın olacak. Başka çare yok. Türkiye için nasıl yani? Tabii idareci olmak da kolay. Önde gitmek de kolay. İlçe başkanı, siyasi parti. Sizin parti için değil, başka bir parti için. Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin hem il başkanlığı hem de seçim bürosundayız. Birlikte konuyu değerlendirdik. Değerli başkanımız Esat Bey, il başkanımız ve milletvekili adaylarımız Ali Bey başta olmak üzere. Kendilerine biz başarı diledik. Kahramanmaraş'ımız için inşallah hayırlı hizmet etmek üzere önlerinin açık olmasını, Allah hizmetleri içinde yardımcılar olmasını diliyoruz. Güzel siyasetle ilgili bilgiler aldık. Esat Bey de özellikle Ali Bey birikimlerini, geçmişten bugüne gelen Kahramanmaraş'la ilgili siyasi yapılarını, siyaset yaptıklarında karşılaştıklarını bizlere aktardılar. Biz başarılarının devamını diliyoruz. Biz de sevgili Serdar Başkanımın ve yönetim kurulunun partimizi ziyaretinden son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir defa Ticaret Sanayi Odası bu şehrin kalbi, ekonomisinin kalbi, beyni. Öyle bir makamın yönetimini temsil eden değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye için hassas derecede önemli bu 24 Haziran seçimleri için seçilecek milletvekillerini tanımaları, ona göre şehrin sorunlarını onlara anlatması açısından çok kıymetli buldum bu şeyi. Ayrıca da şehrimizde buna ihtiyacımız var açıkçası. Ben dün yine Aksu TV'de de bazı mesajlar vermiştim. İşte bizim özlediğimiz demokrasi bu. Bu şehrin ileri gelenleri, akil insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, odalar gelmeliler, siyasilere şehrin sorunlarını, sıkıntılarını anlatmalılar. Siyasiler de onların hassasiyeti üzerinden gidip Kahramanmaraş'ı o mecliste savunmalılar. Komşu illere bakıyoruz, komşu illerde seçilen milletvekilleri farklı partilerden de olsa kendi şehrinin bir adım öne çıkması için, daha fazla hizmet alması için bir konsensüs oluşturuyorlar. Biz de maalesef hemşehrilerimiz bugüne kadar bir partiye kanalize olmuştu. 7 milletvekili veriyor. Yeterince hizmet almıyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu dönem hemşehrilerimiz teveccüh gösterecek, her partinin temsilini sağlayacaklar ve milletvekili arkadaşlarımız da parlamentoda Kahramanmaraş'ın sorunları için çalışacak. Ben de bu anlamda Serdar Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ziyaret Maraş'ımız için, ülkemiz için çok anlamlı. Cumhuriyet Halk Partisi adına da daha farklı bir anlam ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hoş geldiler, sefa geldiler.